12 Şubat 1969. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Vahi Öz'ün yaşama gözlerini kapadığı gün. Geride gözü yaşlı bir eş ve 27 yaşında ilk eşinden olma Taner adlı bir evlat bırakmıştı Vahi Öz. Vahi Öz'ün 5. eşi olan Jale Öz, kocasının ölüm haberini aldığında çok üzülmüştü. Hatta kendini pencereden atmaya bile kalkışmıştı. Bu arada eli kırık camdan derince kesilmiş, ilk yardım hastanesinde dikiş atılmak zorunda kalmıştı. Jale Öz o günlerde Vahi Öz için hiçbir şeyim yok. İstersen çifte telli bile oynarım, çok iyiyim diyerek beni teselli ediyordu. Bunları düşününce çok üzülüyorum diye hıçkıra hıçkıra ağlıyordu Jale Öz. Ve Vahi Öz'ün ölümünün üzerinden günler, aylar geçiyordu. Köprünün altından çok sular akmıştı. Oğlu Taner, üvey annesi Jale Öz'e gönülden bağlıydı. Hatta yaşam boyu ayrılmayacak kadar bağlıydı. Jale Öz de üvey oğluna aynı şekilde gönülden bağlıydı. Taner, babasının ölümünden kısa bir süre sonra kendisinden 8 yaş büyük üvey annesiyle nikah masasına oturup yaşamını birleştirivermişti. Vahi Öz'ün biricik oğlu dul bıraktığı eşinin kocası olmuştu. Hatta Vahi Öz'ün oğlu ile 5. eşi Jale Öz'ün bu evliliğinden bir de rahmetlinin göremediği erkek torunu dünyaya gelmişti.